Tamamdır, insan kaynaklarına göstereyim. Sonra ben onayla. Peki efendim. Aliye, sen bugün gelecek miydin? Birkaç işim var, onları halledeceğim. Çıkacağım, geç kalma sen de. Yok, kalmam. Zeynep'i alıp gelirim ben de. Nasıl gidiyor? Şu an pek gitmiyor aslında. Ne oldu, neden? Evinde bir problem olmuş. O yüzden Yıldız'da kalıyor. Görüşemedik iki gecedir. Sayılı gün ya, çabuk geçer. Merak etme. Ya bir yere oturalım, bir şeyler yapalım çok istiyorum aslında. Yani sen bana çok yardımcı oldun. Derdimi dinledin, akıl verdin. Gerçi bakma, ben farkındayım her şeyin. Yani sizin Zeynep'le Yıldız'ınız pek barışmıyor ama... benim için bir yere gelirsiniz artık. Tabii. Neden olmasın? Görüşürüz. Görüşürüz. Ha, Zeynep, çıkmadın mı hala sen? Nereye? Davet var. Ha, onu biliyorum da... ben de mi geleceğim o davete? Tabii ki sen de geleceksin. Hepimiz gidiyoruz. Ya ben gelmesem olmaz mı? Yani çünkü bu davet işleri hiç bana göre değil. Bana göre de değil. Ama Aliyan için orada olmamız lazım. Sen gelmezsen ben de gitmem. Ya Cem, benim aslında seninle bir şey konuşmam lazım ama. Tamam, konuşuruz ama geç kalacağız. Şimdi çıkmamız lazım. Akşam orada konuşuruz. Tamam. Tamam. Bir saat sonra alayım mı seni? Ha, yok, ben kendim gelirim. Olur mu canım her şey? Ben alırım. Tamam. Ay Musti, geçen bu makyaj tanıtımında şu gözlerime iki tane taş kondurdun ya. Ay yemin ediyorum imza, imza yani. Bu sefer de bir imza atalım ama. Atacağız Ender'cim, sen hiç merak etme. Canımız. Aa ablacığım, ama sen niye hala hazır değilsin ya? Ay niye telaş ediyorsun Caner'cim ya? İzin ver de şu en önemli eventimize keyifle, tadını çıkararak hazırlanalım. Değil mi Musti'ciğim? Evet Ender'cim. Ya ablacığım, biz ev sahibi sayılırız ya. Herkesten önce bizim orada olmamız lazım. Olur, sen hiç merak etme. Abla. Hı hı. Bak ben haftalardır bu iş için o suratsız Alihan'a, o buzdolabı gibi Zeynep'e, o gereksiz Cem'e katlanıyorum. Gözünü seveyim, orada bir olay çıkarma ne olur. Ay niye çıkarayım Caner'cim? Ne panik? Ablacığım. Hı hı. Abla. Hı hı, yes. Ben sende böyle gereksiz bir mutluluk seziyorum ve bu hiç hayra alamet değil. Bak bir plan yaptın da benden saklıyorsan. Caner'cim. Şu anda her şey benim istediğim gibi gidiyor. Sen bunu bil yeter. O ne demek ya? Ne bu böyle ser verip sır vermemeler falan? Ne oluyor? Caner'cim, yeri ve zamanı değil. Bekle ve gör. Okey? Bekle, gör. İyi bir şeyse göreyim de, kötü bir şey görmek de var. Hafazan Allah. Ah, o ne demek şimdi? Şimdi burada söyleyemeyeceğim bir takım ağız dolusu argo sözler. Aa Caner, ayıp ama ya. Lütfen bizi şimdi rahat bırak. Biz böyle keyifli hazırlanalım ya. Ay harika bir gün olacak, lütfen. Hadi tatlım, hadi bir tanem benim. Hadi ablasının güzeli. Babay canım. Hey. Bye bye. Tamam. Tamam, gittim, gittim. Ama bak, 10 dakikan var, haberin olsun. Okey. Merhabalar, Yıldız Hanım. Sıtkı nerede? Aa, yurt dışından gelen misafirlerimi havalarına bırakıyor. Kuruçeşme'deki otele gidiyoruz. Emredersiniz. Hayatım yine çok şık ve çok güzelsin. Çok teşekkür ederim canım. Kemal, sen nereliydin? Bursalıyım efendim. Öyle mi? Yıldız Hanım da Bursalı, hemşerisiniz yani. Öyle mi? Bilmiyordum. Kemal, sen evli misin? Bir sefer evlendim efendim. O da bir gün sürdü. Bir gün sürdüyse sen bayağı büyük kabahat işlemişsin yani. Hayatım, bir sene ya. Dur bir dakika canım.
Kabahatim büyük efendim. Karım beni fakir olduğum için nikah dairesinin önünde terk edip gitti. E sen o zaman kurtulmuşsun oğlum. Evet, kurtuldum ama şimdiki eşine de üzülüyorum tabii. Yeniden mi evlendi? Evet. Hem de hayallerindeki gibi zengin birisiyle. Ay Halit, çok midem bulandı benim. Niye? Ay şu canım. Biraz yavaş gider misin Kemal? Evet evet, yavaş git. Tabii ki efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.